Efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kıymetli dostlar, şükürler olsun bugün de büyüklerin izinde programıyla huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Adım adım büyüklerin izini takip etmek üzere kıymetli Adem Topal hocamla birlikte huzurlarınızdayız. Bugün Sadat Kiram'ın büyüklerinden Şeyh Seyyid Tahay Hakkari Kuduse Sirruhu Hazretlerini dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Hem o zatı daha yakından tanıyacağız hem de sohbetiyle nasipleneceğiz, bereketleneceğiz. Ben hiç vakit kaybetmeden kıymetli hocama dönmek istiyorum. Hocam hayırla geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk inşallah. Necip Fazıl Kısa Kürek rahmetli kuddise bu zatlar için şöyle diyor. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller ufuk önlerinde bayrak kulesi ölçüden ahenkten daha güzeller diye tarif ediyor. Bu zatlar hepsi böyle güzel zatlardır. Silsileyi altın silsile diye de ifade edilir. Şehit Tahir kuddise sırruhu bizim için çok önemlidir. Çünkü Mevlana Halid Kudüs'e sirruhu kol başıdır. Halidiye kolunun piridir. Mevlana Seyyid Ta Hazretleri de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesidir. Ve en kıymetli halifelerinden biridir. Gavsül Am'dır kendisi. Yani genel gavs, umumi gavs diye tabir ediliyor. Abdurrahman Tahi Hazretleri şeyhini anlatırken Seyyid Sıbbetullah Arvasi Hazretlerini ben diyor onun abdalıyım. Abdallar Gavs-ı Azam'ın emrinde çalışırlar diyor. Hmm. Şimdi Seyyid Taha Kudüs'e sirruhu Mevlana Halid'den sonra ki Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de devrin Gavs-ı Ondan sonra Gavs-ı Azam'lı devranmış bir zattır. Ve Tarik-i Nakşibendi'ye de adaplara titiz bağlılığıyla bilinir. Mesela Cehri zikri şiddetle men etmiş. Öyle olmuş ki Sofiler'i normal mesela hapşırınca Elhamdülillah diyenlere ki Allah demeyi cehri zikir olup olmayacağı tereddütüne düşmüşler. O namah, kadar hassas. Tabii namaz tesbihlerinin cehri zikir olup olmayacağı diye bir endişeye kapılmışlar. Kendisi diyor ki onlar cehri zikir olmaz. Hatta diyor ben bu notlarda gördüm. Derin vadilere inerken ve derin vadiden çıkarken okunan dualar da cehri zikir olmaz diyor. Demek ki o Hakkari zaten derler ki ütülense Türkiye kadar olur. Yani o kadar derin vadiler ve tepeler vardır. Oralara inip çıkarken de bir okunan dua varmış. Ben de onu bu zatı çalışırken öğrenmiş oldum. Ondan sonra rahatlamış e, müritleri. Yani Şerif Şerif'teki sünnet-i bağlılığı kadar Tarik-i Nakşibendiye'de de adaplara bağlılığı ön plana çıkmış bir mürşidimizdir. Yani biz tabii onlarla çok keyif ediyoruz. Elhamdülillah. Ama şöyle notları ölüme koyunca hatırıma bir şey geldi onu da söyleyeyim. Buyursunlar hocam. Geçmiş insanlar çok çabuk ezberlerlerdi. Şöyle koca koca cilt kitapları ezberlerini alabiliyorlardı. Bunun sebebi günah az işlemeleri ya da günah işlememeleridir. Bugün bizlerin en ufak şeyi ezberleyemememizin sebebi günahtır. Şimdi geçenlerde okudum bir yerde. Hazreti Osman radıyallahu teala Hazretlerinin yanına bir sahabi ikram gidiyor. Giderken yolda bir kadının topuğunu görmüş. Ayak topuğunu. Huzuruna varınca dedi ki diyor Hazreti Osman radıyallahu teala Senin gözlerinde zina izi görüyorum. Aman Ya Rabbi. Subhanallah demiş zaten de. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra vahiy gelmeyeceğini bilmesem sana vahiy geliyor derdim. Şimdi bizim halimizi düşünün. O bir topuğu gördüğü için senin gözünde zina var diyor. Bizim görmediğimiz neresi kalıyor ki? Evimizde otururken televizyonda, çarşıya çıkınca yollarda ve bu bizi perişan ediyor. Bu bizim dimağımızı yoruyor. Dolayısıyla da biz Notları ezberleyemiyoruz. Yani sadır kapalı olunca satıra bakmak zorunda kalıyoruz. Yani bunu izah etmek istedim e, seyreden kardeşlerimize. Çünkü tarihte okuduğumuz nice büyük Allah dostları, alimler vardır. Ciltler kitap ezberlerinde olmuş. İşte anlatmıştık Şeyh Fethullah Berkaniş Hazretleri İbni Haceri Askalani'nin fıkıh kitabını ezberebilirmiş bilirmiş. Evet. Çok var öyle. E, biz ufacık bir şiir ezberleyemiyoruz. Niye? Dolu, yani darıcık dolu. Fizikte de kuraldır, boşalmadan dolmaz. Evet. Almıyor Onun için yani. Daha çok tövbe etmek lazım, daha çok Allah'a yalvarmak lazım. Ama kendimizi İnşallah. de nasıl muhafaza edeceğiz, o konuda bir şaşkınım doğrusu. Yani çeviremiyorsunuz kafanızı bir yere çeviremiyorsunuz. Hatta e, ama onu anlatmaktan vazgeçtim şimdi. Peki hocam. Anadolu'da yaşayan büyük velilerden diyor kitap, Seyit Tayyip. Akkari Hazretleri için Kudüs'e sürruğu. Ölüm tarihi biliniyor ama doğum tarihi onun da bilinmiyor. Bunu ben önemsiyorum ve söylüyorum. İslam'da doğum günü yok. Doğum günü kutlanması yok. Bu gavur adetidir. Avrupa'dan gelmiş. Şimdi diğer Amerika'da şurada burada da yapıyorlar. Ama biraz yakınlarıma şunu söylüyorum. Siz o gavur adeti niye yapıyorsunuz? O gavur 18 sene doğumunu kutladığı çocuğu 18 yaşında şutluyor. Önce kutluyordu sonra şutluyor. Kafil olsun. Şimdi yani hem de Fransa'da okudum mahkemeye vermiş evden ayrılmıyor diye çocuğunu. Allah Allah. Yani onların böyle insani bir değeri yok. Reklamlarına aldanıp da böyle şeyler yapmamak lazım. İşte hediye alıyoruz. Hediye de onu da söylemiştik. Her cuma bir hediye alsan 52 tane hediye günü. Evet. Cuma bayramı. Hem de çocuk idrak etsin. Cuma kutluyor diye. 42 sene irşat yapmış. Demek ki ölüm tarihi 1853 olduğuna göre 1811'lerde Mevlana Halid-i Bağdadi Kudüs'e Sirruh'a intisap etmiş. İntisabı da çok ilginçtir. Amcası Seyyid Abdullah Kaddesallahu Sıravul e, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin arkadaşıdır. Ve aynı zamanda halifesidir. Bahsetmiş yeğeninden. Çok kabiliyetli, çok istikbali olan bir veli olduğunu bir dahaki gelişte onu da getir demiş Mevlana Halid Hazretleri. Hı. Ve yanında götürmüş. Fakat bir vesile de söylemiştik Allahu Alem. Kendisi Gavsi Geylani'nin Kudüs'e torunu olduğu için dedesinin yolunu takip etmek arzusu da var. Bir de mürşidi de şehit değil. Affani'dir. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Hazreti Osman'ın eslindendir. Tabi onların gözünden kaçmaz. Mevlana Halid Hazretleri ona diyor ki git diyor dedenin merkadine, orada istihare yap, gel. Dedesi Abdülkadir Geylani Kudüs'e Sirru Hazretleri, evliyanın sultanı biz de uzatalım başımızı başımızın üstünde ayağı var diyor ki evladım benim yolum büyükse de şimdi ehli kalmadı. Ta o zaman 1811'lerde 1800'lerde. Mevlana Halid ise zamanın alimi Evliya'nın en büyüğüdür. Hemen ona git teslim ol, onun emrine gir deyince Belli. geliyor ve bu emri yerine getiriyor. 80 gün birittik yapmış. Yani şöyle anlatırlar, onun her şeyi hazırdı. Onun eski gaz lambaları vardı şişeli. Biz onlardan kullandık zamanında yani bizim geçtiğimizde köylerde bilhassa. Diyorlardı ki onun gazı var, fitili var, şişesi var camı var. Bir tek kibrit çakılması lazımdı. Biz de kibrit çaktık. Allah dostları böyle anlatıyorlardı. Evet. Aynen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de öyle yapmış. Ve 80 günde onu halife olarak yetiştirmiş ve icazetini vermiş. Yalnız bu zatlar tabi terbiyede çok uzmandırlar. Yani mürşidi kamiller dağdan taş taşıtmış o esnada. O 80 gün içinde. 80 içinde. gün içinde dergaha taş taşıtmış. Yakınlar, etraftaki yani ileri gelenler, alimler, işte bu Gavsi Geylani'nin torunudur, niye ona taş, taşıtıyorsunuz dediklerinde, o bizim terbiye usulümüzdür, siz ona karışmayın diyor. Fakat icazet verip, atına bindirip Şemdinli'ye, Hakkariye'ye uğurlarken, elini üzengi yapıyor, eline bastırarak ata binmesini sağlıyor. Mürşit halifesine evet. yapıyor bunu. Diyorlar Uğurlarken. ki, evet diyorlar ki siz ona taş taşıtıyordunuz ama şimdi elinize bastırarak atına bindiriyorsunuz. O zaman diyor mürit muamelesi yapıyorduk. Şimdi seyit muamelesi yapıyorum diyor. Allah Allah. Ve uzun süre atının dizginini çekiyor. Yani belli bir yere kadar. Sonra dizgini ona verirken artık dizginin elindedir. istediğin gibi hareket et diyor. Ve irşat izni veriyor. Seyyid Hazretleri de gerçekten çok büyük irşat yapmış Kaddesi Allah'a Öyle ki İran Şahı kendisine hayran olmuş. 145 parça köy bağışlamış. Hatta ben torunlarıyla tanıştım Seyyid Taha İran'da yaşayan torunları var. Hmm. Tanıştım. Saadatların sofisidirler. Geldiler, görüştük. Dediler biz Seyyid Hazretleri'nin torunlarıyız. Asaletleri belli oluyor zaten. Eyvallah hocam. Ama onunla ilgili menkıbe de şöyledir. 145 köyü bağışladığı söylenince kendisine bir mürakebe yapıyor diyor Elhamdülillah. Sonra şah ölüyor, şahin yerine gelen oğlu diyor ben vazgeçtim babamın verdiği kabul etmiyorum geri alıyor köyleri. Bir daha mürakebe yapıyor gene diyor Elhamdülillah. Bu sefer soruyorlar yakınları. Hikmeti ne? O zaman da Elhamdülillah evet. demiştiniz şimdi de Elhamdülillah dediniz. Diyor o köyler verildiğinde kalbime baktım hiçbir sevinç emaresi görmedim. Onun için elhamdülillah dedim. O köyleri geri alınınca gene kalbime baktım. Hiçbir üzüntü emaresi görmedim. Onun için elhamdülillah dedim. Zaten kendisi dünya sevgisini şiddetle men ediyor. Fakat ilginç bir zattır, ilginç bir irşat dönemi var. 1770 hane olmuş nehri onun zamanında. Yaklaşık 16 bin nüfus varmış. Ve ilginç hiçbir evde yemek pişmezmiş bütün o insanlar dergahtan gelişerlermiş. Allah Allah. Dört cami, yedi medrese olduğu okumuştum bir yerde. Bütün ihtiyaçlar onun tarafından temin edilirmiş. Hatta çok hoşuma giden bir menkıbesi oldu. Bir gün adamın biri gelmiş, un çalıyor ambardan. Doldurmuş çuvalı iyice fakat kaldıramamış. Biraz dökmüş geriye, bir daha denemiş, gene kaldıranmış. Gene biraz dökmüş. En sonunda Seyyid Taha Hazretleri sesi ruh geliyor. Kaldıramıyorsun herhalde diyor çuvalı. Ben yardım edeyim diyor. Yardım ediyor. Çuvalı sırtına yüklüyor. Diyor ki bir daha ihtiyaç olduğun da ambara gelme. Bize gel. Şimdi çabuk git. Bizim adamlar seni görürse hırpalarlar diyor. O da güzelliktir. Ya. Bir başka gene bu ambarla ilgili de bir gün Görevli geliyor diyor ki ekmek yapacak unumuz kalmadı. Ambar boş. Sen de yanlışın vardır diyor. Git bir daha bak. Efendim bir baktım. E diyor yanlışın var. Git bir daha bak. Gidiyor bakıyor ki ambarlar dolu. <laughs> Şimdi Allah Celle Şanuhu bu zatlar dudaklarından çıkması gerekmez yani. burada etmeleri, kalplerini yönlendirmeleri Allah için yeterli diye ben gördüm şimdiye kadar. Bu örneklerde Bu mi örneklerden onu anlıyorum. Evet. Yani bir değil, iki değil, beş değil, böyle yüzlerce örnek var mesela. Hatta, e, gene anlatalım. Yani Emir Sultan Kudüsessir Ruhu bizim Bursa'daki misafirimiz, Bursa'ya gelip yerleştiğinde, şimdiki camisinde olduğu yer o zaman ormanlık, orada bir kulübe, ahşap kulübe yapmış, orada kalıyor. O zaman hemen müritleri de olmuş kendisi. Çok genç şeyh olmuş Emir Sultan Kudüsessir Ruhu. İhtilaf var ama Emir Külal Hazretleri'nin oğlu olduğu kanaatimiz yaygındır. Öyle evet. yazıyor kitaplar çoğunda da. Bir müridi gelmiş Bursa'dan. O zaman Bursa 3-4 kilometre uzakta. Ulu caminin etrafı. Ondan sonra demiş ki bizim için ne diyorlar Bursa'da? Kimya sahibidir diyorlar efendim demiş. Kimya sahibidir demek o anda abdest suyu döküyormuş mürit. Bu suyun altın olması demektir demiş. O anda su altın vermiş. Murat değildi. Misal olsun istedik demiş. Su tekrar altın tekrar suya dönmüş. <laughs> Böyle onun daha çok güzel menkıbeleri var. İleride ondan bahsedecek olursak Bundan ilgili televizyon programı yapmıştık. Eyvallah hocam. Benim çok sevdiğim Allah dostlarından biridir. Hepsini çok seviyorum da. Evet. Ayırt edilmek de mümkün değil yani. Hepsi çok güzel. Ama benimki daha güzel demek de hakkımız o kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> İlk günden beri söylemiştik. Yani söylüyoruz. Yüce Rabbim istifade etmemize nasip eylesin. Bolca. İşte Bu ara ben rahmetli Aydın amcanın bir gazetesi vardı. Onu söylüyorum şimdi. Dergahına vardım huzurunda durdum. Himmetini gördüm Sakir Sultan'ın diye. Oy oy oy. oy oy oy. Yani himmetini görüyoruz elhamdülillah. Çünkü bu zatlar çok büyük. Yani Seyyid Tahir Kudüs'ü çok büyük. Seyyid Sübhatullah Hazretleri çok büyük. Abdurrahman Tahir Hazretleri, Şeyh Fethullah Hazretleri, Muhammed Diyadin Hazretleri Ahmedi Haznevi Hazretleri, Kavsa Kasrevi Hazretleri, Muhammed Raşid Hazretleri, Kaddes Allah'a Esra'a hepsi, hepsi çok büyük. Onların yolundan giden, onların terbiyesinden geçen de çok büyük olur. Onun için bizim sultanımız da çok büyüktür. Elhamdülillah. E yani böyle diyoruz diye de kimse bize küsmesin ya. ki de çok büyük yani. O da kendisinin kendisi çok büyük. Ya. Değil mi? Yani arada böyle benim damarım tutuyor. <laughs> Eyvallah hocam. Seyyid Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdat'ın yanında 80 gün kaldıktan sonra velikte çok büyük makam aldı. Ondan sonra zaten ünü her tarafa yayılmış. İran'a, işte o Kuzey Irak'a, Güneydoğu Anadolu'ya. Seyyid Sibgatullah Arvas Hazretleri'nin dedesi Arvas'tan. Arvas Bahçe Saray. Bu anın Bahçe Saray'ın bir köyü. Evet. Dağ köyü, yüksek bir köymüş. Zaten Seyitler genelde dağ köylerine yerleşmişlerdir. Ben onu rahmetli Seyyid Abdi'den dinlemiştim sebebini. Hem Emeviler hem de Abbasi'ler Seyyidlere bayağı çektirmişler. Hmm. Yani siyasi sebeplerden. Onun için de onlar halktan uzaklaşmışlar. Yani siyasi sebep, korku, iktidar korkusu. Halk onları iktidara getirir endişesiyle. Bu noktada onu hatırladım, söylemem lazım. zaman Said Nursi Hazretleri Kaddâsallâhu Sürevlâli'ye Şehitlerle ilgili şöyle söylüyor. Diyor ki onların imanı cibillidir. Yani iman onların kanında var diyor. Eğer diyor dünyaya yönelirlerse zelil olurlar. Hmm. Siyasete girerlerse, dünyaya yönelirlerse bunun örnekleri çoktur. Evet. Eğer ahirete yönelirlerse çok aziz olurlar diyor. Onların neslinden, onlardan çok gavs, kutup, abdal çıkmıştır diyor. Hatta diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hasan'ı ağzından öperken, Hazreti Hüseyin'i boğazından öperken, Seyyid Abdülkadir Geylani'nin, Ahmet Er Rufai'nin, Ahmet Bedevi'nin hissesi vardır. Gelecek yüzlerce, binlerce Gavs'ın, Kutm'un hissesi vardır o öpüşte diyor. Allah Allah. Yani çok muazzam bir şeydir. Bu Ehli Beyt, Seyyidler ve Şerifler. Biz çoğunlukla Türkiye'de Seyyidler çoktur şerifler daha çok Kuzey Afrika tarafında ağırlıklıdır. Onun için biz seyitleri biliriz. Bunu da İslam alimleri işte seyit ve şerif diye ayırın, bilinsin diye öyle yapmışlardır. Yani Hz. Hasan radıyallahu teala hazretlerinin neslinden gelenlere şerif, Hz. Hüseyin'den gelenlere seyit denir. İkisi de çok kıymetli ünvanlardır. O noktada Seyyid daha Kudüs'e sirruhu bulunduğu bölgeden çok daha dışarı o zaman şartlarına göre taşmış ve müthiş irşatlar yapmış. Çok güzel menkıbeleri var. Biraz önce anlattık bazılarından. Bir tanesi de şu, iki kabile arasında niza olmuş. Birbirleriyle vuruşacaklar. Araya çok kimseler girmiş ama barışmıyorlar bir türlü. Seyyid Dağ Hazretleri Kudüs-i Sirruh'u araya giriyor ve orada bir olağanüstü bir olay yaşanınca her iki taraf barışıyor. Böylece büyük bir çatışmayı önlüyor kendisi. Ama benim daha önce aşk meclislerinde dinlediğim bir menkıbesi var. Onu başka şeyhlere isnat ediyorlardı ama sonra baktık ki meğerse o Seyit Hazretleri'nin hadisesiymiş. Müküs tarafından yani bugünkü Bahçeli Saray tarafından birisi gelip intisap ediyor kendisine. İntisap ettikten sonra gidiyor adamın sürüleri varmış, koyun sürüleri kurtlar koyun sürülerini parçalıyor. Vay diyor hanımı sen gittin oraya insaf ettin uğursuzluk geldi bize. Koyunlarımızı kurtlar parçaladı. Onun üzerine tesbihini geri gönderiyor. Tesbih vermiş mübarek. Al diyor benden tesbihini, tarikatını. Ve bir gün mübarek namaza duracağız sırada bir el işaretiyle defol diyor. Soruyorlar sizin adetiniz değildi. Niye defol dediniz? Bir adam gelmişti de bize intisap etmişti. O sonra tesbihi geri gönderdi ya. Sekerata düştü. Şeytan imanını çalmaya gelmişti. Şeytanı kovduk. İmanla öldü demiş. E demişler ama iade etmişti. O yok onun bize muhabbeti vardı demiş. Ondan sonra şöyle de bir açıklama getirdiği anlatılır. Onun malının çoğu haramdı. O haramlar gidecekti. Sonra helalden tekrar çoğalacaktı ama sabretmedi demiş. Hmm. O bu kitapta yok ama bunu da dinlemiştik. Evet. Yani Allah dostları ben onu kendi hayatımdan da biliyorum ve başkalarından da biliyorum. Gece kondu istemiyorlar Sofi'nin gönlünde. İmarlı bina yapmak istiyorlar. E gece konduyu da yıkmak lazım. Yani yıkmadan da yeni yerine yeni bina yapılmaz. Gece kondudan kaçtım şüpheli kazançlar. Zekatı tam verilmemiş kazançlar vesaire. Bunları temizletiyorlar. Ondan sonra temizinden ve nakşi bendiler fakir olmaz. Kesin bu benim kanaatim. Bu zatların hayatında da onu görüyoruz. Kendisi mesela bir değirmen yaptırmış. Nakşibendi büyüklerinden bahsediyoruz evet. değil mi hocam? Küçükleri de nakşibendi ise Fakir kalmazlar hmm. ama nakşi bendi olmak zor bir iştir. Yani sofiler, demiyoruz. Evet. sofiler demiyorum. Sofiler yani. demiyorum. Evet. Sofiler. Bu konuyla ilgili bir soru gelmişti de evet. o hatırıma geldi diye üstüne evet. basmak istedim. Çok güzel. Hı -hı. Sofi nakşi bendi aday adayıdır. Aday adayı. Evet. Çok türün ekmek yememiz lazım nakşi bendi olabilmemiz için. Benim mesela ilk Menzili Şerife gittiğimde nakşibendi ver gördüm hala da var ama kalabalığın içinde bazen kayıbolu veriyorlar. Nakşibendiler bambaşkadır. Onlar için dünyanın bir kıymeti yoktur. Mal, mülk, evlat, iyalin de yani onların gönlünde yeri yoktur. İslam'ın emrettiği şekilde davranırlar da. Ve onlar için tek şey Allah'tır celle Şanuhu ve Allah'tan dolayı da mürşitleridir. Dolayısıyla mürşidi ona Öl dese hiç tereddüt etmeden ölür. Kal dese kalır. Öyle olursa nakşibendi olur adam. Ve o nakşibendiler verecek güç sahibidir. Tanıdığım ben bayağı nakşibendi tanıdım. İhtiyaçlı olmaz. Zengin olur kastım. Multimilyarder değil. İhtiyacı olmaz ve verecek gücü olur. Lazım olduğunda verir. Onun için nakşibendilik çok kıymetli. Nakşibendi olmak gayreti ve niyeti olmalı insanlarda. Ama e şimdi ahir zamandır kapı hepimiz açık. E biz de kendimize bir paya çıkartıyoruz. Biz de işte Saadet'in <laughs> sofisiyiz diye bir paya çıkartıyoruz. Ama öyle değil yani İş çok ucuz değildi. Yani. Mübarek kendisi bir değirmen yapmış ve o zamanın şartlarında harika bir değirmen. Mesela yukarıdan hazneye buğday döküldüğünde değirmen çalışmaya başlıyor. Buğday bittiğinde değirmen duruyor. Otomatik tabiri caizse. Evet. Ve planını kendisi çizmiş. Onun için Seyyid Sibgatullah Arvasi Hazretleri hayranlık ifade ediyor. Ne zekadır diyor mübarek benim şeyhimdeki. Bir seyit katırlarla yüklemiş hediye götürüyor Nehriye. Seyyid Taha Kudüs Hemen onun aşağısında bir mevkide Musa Bey'in kalesi diye bir mevki var. Orada o zamanın derebeyi oturuyor. Yani adı da Musa. Ama Seyyid Taha Hazretleri Münkiri kendisi. Katırlara da, malada el koyuyor. Çok üzülüyor o berzencirli seyit Durumu gelip haber verince Seyyid Hazretleri ona haber gönderiyor o Musa Bey'e. Diyor ki, hediyeler benimdir. Onlar sana kalsın. Ama bu seyyidin katırlarını ver. El koyan reddediyor. Gelip tekrar haber verince, e, yarın görürsünüz diyor o zaman. O gece, bir karın ağrısı tutuyor Musa Bey'i. Kıvrana kıvrana ölüyor. Öldüğünde de cesedi simsiyah oluyor. Aman yarabbim. Hemen evlatları, çok çocukları varmış. Durumu anlıyorlar. Katırları ve hediyeleri gönderiyorlar. Kendisinden diyorlar ki rica edelim babamızın cenazesine gel. Diyor ben gelsem de bir faydası olmaz. Ama istirham ediyorlar. İstirham edince geliyor. Cenazeyi defnediyorlar ama bende benim gelmemden bir fayda görmedi diyor. Ya. Şimdi ondan sonra şöyle buyuruyor. Münkirden aslandan kaçar gibi kaçın diyor. Münkirden aslandan kaçar gibi kaçın. Böyle çok buna benzer menkibeler de vardır. Ben zaman zaman aşk meclislerinde yani biz ben dergâhtaki sohbetlere aşk meclisi diyorum. Yani niye nereden diyorlar bunu? <laughs> demesinler dinleyicilerimiz, seyircilerimiz anlatıyorum aşk meclislerinde. Yine Doğu Anadolu'dan bir Sofi şeyhini ziyarete geliyor. Tabii o zaman imkanları yayan gelip gidiyorlar. Rahmetli Babik diyordu, biz gergerden kaç yayan gidiyorduk. Yayan gidiyorduk diyor, dağlardan yürüyorduk oğlum, kurtlarla arkadaşlık yapıyorduk diyor. <laughs> Allah rahmet, rahmet etsin. Amin. Allah rahmet amin. etsin. Şimdi Sofi gelmiş, şeyhi ziyaret etmiş. Geri dönerken yolda Münkir köylülerine rastlamış. Ya demişler o da 9 aylık, sen de 9 aylıksın. Nedir sık sık şey ziyarete gidiyorsun? İkna olmuş Sofi, daha gitmeyeyim demiş bu da sonra. Öğlen namazı kılınacak, abdest alacak, dereye inmiş. Elini dereye uzatmasıyla beraber bir yılan geldiği gibi baş parmağını sokmuş. Parmağı başlamış ağrımaya ve şişmeye. Köye gitmiş, tedavi Çareleri arıyor ama şişme devam ediyor. Çare bulamıyorlar. Bir uyanık demiş ki ya sen ne uğraşıyorsun? Senin şeyhin var. Hemen atta şeyhine git. Bir at bulmuş. Şeyhine gitmiş. Kapıdan içeri girince şeyh onu tanımamış. Efendim demiş ben işte sabah buradaydım. Ben filan kesin falan. Demiş oğlum bizim sufilerimizi yılan sokmaz. Seni önce iki ayaklı yılan soktu. Biz onu iyileştirmeye muktediriz Allah'ın izniyle ama şimdi iyileştirmeyeceğiz. Keselim ki bir daha sen o münkirlere kapılmayasın. Parmağı kesiyorlar. Menkıbe böyle. Aradan bir zaman geçiyor. Gene münkirler şey aleyhinde konuşunca şşt diyor. Parmağı kaybettik. Kolu kaybetmeyelim. ya. <laughs> Ders oluyor. Yani münkirlerin çok tehlikeli olduğunu mübarek anlatmış. Özellikleri ve güzelliklerinden bahsedelim. Diyorlar ki Seyyid Hazretleri vefa ve sadakatte Hazreti Ebu Bekir gibiydi radıyallahu anh. Şecaatte ve adalette Hazreti Ömer gibiydi. Haya ve hilimde Hazreti Osman gibiydi. Velayeti Kübra'da da Hazreti Ali gibiydi diyorlar. Halifeleri kendisini böyle tarif etmişler. Müthiş bir güzellik. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan birisi gibiydi diye de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yakın ashab-ı kiramdan birisiydi gibi diye de tarif ediyorlar. Hakikaten bazen ben şöyle gözümü kapatıp o hali anlamaya çalışıyorum. Allah hepimizi anlamak nasip etsin. Amin. amin hocam. Buyuruluyor ki sohbet ehilleri nehrin hududuna girildiğinde, sınırlarına girildiğinde feyiz ve muhabbet kokuları akıllı olanlara ve gönüllü sahiplerine kapsardı, istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye girmezdi. Bir tane molla ben demiş bunu yapmayacağım. Ben demiş abdestsiz gideceğim. Niye yani? Köydür o tarafı. O ara ellerini yıkamak için oradan geçen nehire eğil, uzanıyor. Elindeki baston nehre düşüyor. O baston onu ağzını burnunu şişirecek kadar dövüyor. Baston dövüyor. Sonra kalkıp Huzura vardıklarında bakıyor ki baston du duvarda asıldı. Kendi bastonu. Kendi bastonu. Molla diyor, herhalde bu baston sizi dövmüş diyor, siz bundan dayak yemişsiniz. Şimdi ben bunları okuyunca bazı zahir alimleri bu işlerden rahatsız oluyorlar diye haberim oluyor. Evet. Ya rahatsız olma kardeşim, Allah Kadir ya. Amin <laughs> nevesat. Allah için zor yok ki ama Allah'ı bilmek lazım. Yani o Bak. noktada Halife Köşe diye bir de halifesi var. Onun adı da Taha'dır. Hmm. Fakat şeyhinin ismiyle söylenmemesi için istiyor ki bir isim olsa da onu söylesem bir gün Seyyid Taha Hazretleri Kudüs'e şu bizim Köseyi çağırın diyor. Onu benimsiyor ve kendinin adı Halife Köse olarak kalıyor. O şöyle diyor İki yerinden başka nehrinin bütün taşları, ağaçları, her şeyi nurdur. Biri Yahudi mahallesi, demek Yahudi mahallesi varmış. Evet. Öbürü de Musa Bey ismindeki bir münafığın kalesidir. Bu iki yerin dışındaki diyor nehrin her tarafı nurdur. O biraz önceki anlattığımız o Musa evet. Bey, onun kalesi. Onun kalesi diyor, onun dışındaki her yer nurdur diyor. Bu o şey, hak dostlarının bereketi. Amenna bu şeyh daha da büyük bir zattır yani halifesi olan Şeyh Taha da ikinci Taha diye de bilinir. Hmm. Halife Köse bir Halife namı Köse, diye... Evet Halife Köse'nin eh. 1700 küşürhane demiştik. Büyük hatme Hatme-i hacegan Kebir birkaç kere yapılırmış kalabalıktan dolayı. Hmm. Yani hepsi sığmadığı aynı için. Aynı anda. Aynı anda. Evet. Yapılamadığı için. Ve Seyyid Fehim Hazretleri Nehri'de ise ona yok ise muhterem damatları ve halifeler olarak Seyyid Abdullah Hazretleri'ni okuturlardı Kur'an-ı Kerim diyor. Seyyid Fehim Kudüs'e sırruhu da biliyorsunuz. Seyyid Dağı Hazretleri'nin halifesidir. Meyh Hacegan'dan sonra İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okuttururmuş. Eğer Seyyid Fehim Hazretleri oradaysa ona yoksa damadı ve katibi, halifesi Seyyid Abdülahad'a okuturmuş. Abdülmecid Han dahil olmak üzere devlet adamları kendisine çok iltifat ederlermiş. Söyledik İran Şahı da 145 köy bağışlamış. Evet. Ama Mevlana Halid Hazretlerinin bir tembihatı var. Devlet adamlarıyla düşüp kalkma. Hele ki Acemistan'a, Farsi'ye hiç gitme. Evet. Onlar çok tatlı dilledirler ama sana çok zararı olur maneviyattan diye tembihatta bulunmuş. O da buna uymuş. Ve Dağbaşı gibi yüksek bir yer nehri. Şimdi çok az sakini kalmış diyorlar. Ben gidemedim. Nasip olmadı. Terör vardı o zamanlar. Allah gitmek nasip etsin inşallah. Amin, amin hocam. Bize de dua edin gittiğinizde. Amin. İnşallah. Orada tabii bir de şey var. Onu da son nokta olarak söyleyelim. Lütfen buyursunlar hocam. Amcası olan Seyyid Abdullah Hazretlerine çok büyük hürmeti var. Diyor ki benim kabrimi kabristanın en üstüne koyun. Ki beni ziyarete gelenler önce amcamı ziyaret etsinler diyor. Allah Allah. Ve hakikaten altlı üstlü böyle resmini görmüştüm. Kabirleri. Böyle bir hürmeti var. Bir de kayınpederi var. O da şehit bir zattır. O da diyor benim kabrimi hemen mezarlığın girişine koyun. insanlar benim kabrime basarak şehit tahaya gitsinler. Ne kadar güzel incelikleri var ya yani değil mi? Ya. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Dilinize gönlünüze ya. sağlık. Evet kıymetli dostlar. Doyulmuyor. <laughs> Doyamıyoruz. Eminim siz de öylesiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Azımızı çoğa sayın. lisan ettiysek affola. Bir kusurumuz olduysa affınızı istirham ediyoruz. Nasip olup da büyüklerin izinde önümüzdeki hafta yeni bölümüyle o vesileyle tekrar buluşuncaya kadar sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.